Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, önemli bir videoyla yine beraberiz arkadaşlar. Önemli bir video bugün, işte Mehmet Hoca ile yanamayız. Çünkü ses sıkıntısı oluyordu, biraz arka tarafta oturuyordum ya. Hani kendimi göstermekten mutlu olmuyorum. Ama mecbur yani Mehmet Hoca gibi yakışıklı bir insanın yanında oturmak tabii biraz riskidir. Hocam riskli bir şey. Yaş bitmiş, yaş bitmiş. Estağfurullah hocam. Şimdi Mehdi Aleyhisselam konusunda konuşuyoruz. Evet. Allah kardeşim. Şimdi bu meseleyi konuşalım. Bir kere bu meseleyi konuşalım. Peygamberlerin özellikleri ve Mehdi Aleyhisselam'la benzerlikleri çok önemlidir. Bu ahir zamanda gelecek olan bambaşka biri olacak. Evet. Tabi peygamberler için söyleyecek çok güzel haller vardır. Tabi bunu herkes de biliyor. Doğru konuşurlar. Emanete hıyanet etmezler. Ve haktan yanalar. Sözleri donur. Ondan sonra Çetin dediği gibi sübediği sözü tutarlar. Ve yoksullardan yanadırlar. Ve Allah'ın emrini dinlerler. Ve Allah'a gitmek için kendilerini devamlı şeytani nefislerini yenerler. Çok zor imtihanlar yaşıyorlar. Kolay değil. Ve kendileri metanet sahipleridir. Ve her çeşit eleştirilere sabrederler. Kendileri sadece Yüce Allah için herkese iyi ahlak olarak gönderilmiş oldukları için iyi öğüt verirler, iyi nasihat ederler. Ama değerli kardeşlerim, bu son gelecek olan gerçekten de herkesin, dünyada bulunan herkesin kafası şok olacak. Çünkü neden? Allah'ın yardımıyla çok üstün biri olacak. Bunu defalarca söyledim. Yani o kadar gelmiş, geçmiş bütün peygamberler, hepsine de saygımız var ve hepsini de seviyoruz ve hepsine de inanıyoruz. Bu gelecek olan Yüce Allah'ın emriyle Nebi Süleyman'ın yaptığı hüküm ve Zülkarneyn'in yaptığı hüküm. İkisini birden Allah onun emrine verecek. O iki hükmü Allah onun emrine verecek. Çok çok acayip bir hal olacak. Değerli kardeşlerim, bazıları belki de bana inanmayabilir. Bana inanmaları gerçekten de biraz zor olacak. Çünkü onlar, ben onlara hak veriyorum. Çünkü onlar da okumuşlar ve zahirdeki hadislere bakmışlar ve o çeşitli hadislere göre çeşit çeşit kanallara girip ve çeşit çeşit yorumlar yapıyorlar. Halbuki maalesef öyle olmaz. Öyle değil. Benim yorumum sadece budur. Yüce Allah-u Teala kendi emriyle, silahlarıyla, melek ordularıyla son gelecek olan Muhammed Mehdi'sini zuhur ettirecek. Ve dünya veya kainat halifesi emriyle
Yüce Allah kendi emriyle ona eyle bir kapı açacak. Büyük bir kapı. Kainat halifesi ne demek? Ne kadar metafizikler varsa gelecekler. Ve iyi ve kötü ona biat edecekler. Mecburi. Hocam bazı yerlerde diyorlar. Peygamber Efendimiz demiş ki bir Buhari hadisidir. Diyor ki kimin kalbinde zerre iman varsa cehenneme girer. Cehennemden sonra cennete girer. Ama Kur'an'da ayet var. Diyor ki onlar ebedi kalacakları cehenneme giderler. Şimdi buradan ne yapacağız hocam? Şimdi bu hangi kime söylemiş de olmuş. Şimdi yanlış bir hadistir. Yanlış bir rivayettir. Çünkü Muaviye'den sonra bütün hadisler değiştirildi, çoğaltıldı. Yezid'den sonra da aynen devam etti. Ve Amevilerden, Abbasilerden de böyle el altıldı. Biz Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre hareket ederiz. Öyle bir şey Kur'an'da yoktur. Hocam o zaman ebedi cehennemler çok tehlikelidir. Kur'an-ı Kerim'de bu kelime bulunmuyor. Yok. Çünkü Muaviye kendi hesabına göre hadisleri değiştirdi, emir verdi bütün yandaşlarına. Dedi kardeşlerim. Sonra oğlu Yezid geldi. O da aynısı. Daha sonra Emeviler, daha sonra ne diyelim Abbasiler değiştirildi. Buradan buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. İnnel insane lefî husrir. İlellezine âmenu ve âmilu sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bil sabri. Sadakallahu lazım. İşte bütün delil burada. Yüce Allah-u Teala asra yemin etmiş. İnsanlar husrandadır. Neden husrandayız? Vel asri asr 100 yıldır. Biz bir 100 yılda bir kuşak gelip gidiyor. Zamanla, ömürle biz husrandayız. Zaman üzerine emin ediyoruz. Evet. Zamanla ömrümüzden gidiyor ve ömrümüz gidiyor. Biz husrandayız. Ölüme doğru gidiyoruz. Ama o ki iman edenler, ameli salih işleyenler, ameli salih yapanlar, hakkı ve sabrı birbirine tavsiye edenler, onlar o husranda değiller. İşte mesele bu. Biz Allah'a iman edelim ve amel işleyelim. İşte İslam'da ilmihal var. Amel işleyelim. Tutalım. Akıllı olalım. Asra Allah yemin etmiş. Her bir asırda bir kuşak geliyor. Bir kuşak geliyor. Asır önemlidir. Ameli salih edelim. İnanalım. Ve hakkı, hak olan Allah dinini ve sabrı, Allah'ın sabır sıfatını birbirimize tavsiye edelim. Sabırlı olalım. Sabır yüce Allah'ın sıfatıdır. 99 Esma-ül Hüsna'da önemli bir sıfattır. Sabır müminin şemsiyesidir. Nasıl bir yağmur yağarsa bir Müslüman kardeşimiz şemsiyeyi açar. Ve o yağmurda ıslanmaz. Kardeşim, bizim de şemsiyemiz manevi sabır olsun. Allah'ın hakkaniyeti, her ne emretmişse, ne helal etmişse, helal olan şey yapalım, ne haram etmişse, o haram olan, günah olan şeylerden uzaklaşalım.
ve iman edelim. İşte biz böyle yapan bir Müslüman kardeşimiz hoşlandan olmaz. Böyle bu ameli yapan bir insanın kalbinde zerre kadar günah olmaz. Yanılttılar bizi. Kandırdılar bizi. Şu hadislerde birdi. İki, üç, dört, beş, kırk, elli, altmış, yüz yaptılar. Bir hadisi. Dedi kardeşim, hepinize selam ederim. Hakikat gelecek. Biz gerçekten iyi insan olmamız bizi açımıza hem de din, İslam, Allah dini olduğu için Allah emrinde olmamız gerekiyor. Yakında ölüm bize gelecek. Ölümde kurtulmanın iki tane yolu var. Kötü ölümden. İyi olacaksın. İyileri bulacaksın. Ve iyi olmanın nasıl olduğunu gerçekten, gerçek maneviyatçı olan kişide öğreneceksin. O da bu zamanda çok az bulunuyor değerli kardeşlerim. Çok az. Çok az ha. Yani parmağın sayıları kadar, parmağın beş parmak kadar, on parmak kadar, sayılacak kadar az kalmış. Bedel veren azdır. Bedel vermiş. Verdileri maneviyatçı olan kardeşlerimiz, maneviyatçı kardeşlerimiz çok az kalmış. Arayın, bulun. Adres belli, iz belli. Ha, bulmak istemiyorsanız, bulmadınız. Kur'an-ı Kerim'de evet. Vel-Asr suresini iyicene öğrenin ve İslam ilmi haline yönelin. Orada öğrenirsiniz. Onu da yapamadınız. Tutmadınız. Suç kimde? O zaman kardeşim suç kendimize arayalım. İlim var. İlmihali oku. Ne gerekiyor? Orada yazılı. Öğren. Önümüze acı bir ölüm gelmesin. Önümüze acı bir ölüm gelirse her bir dakikası adam diyor ki doktor bana bir rey vur ben sana 4 milyon TL vereyim. Doktor ne diyor? Valla öyle bir ilacım yok. Veremem. O anı düşünün. O an çok zor gelir. Ölüm anı ses ağızda çıkmaz. Göz sağa sola kaymaz. Kimse yanında yok. Susuz kalıyorsun. Su isteyebilecek dilin yok. Ses yok. Ne yapacaksın? Zor ölüm, zor ölüm ve kolay ölüm insanın istediğine göredir. Ne ekersek onu biçeriz kardeşim. Budur. Maneviyatta, derin maneviyatta budur. Kendimizi düzeltmemiz gerek. Acı ölüm var ve bir saniyelik ölüm var. Bu kadar basit. Hangisini seçersek bize kalmış. Onun için değerli kardeşim, zahiriyet göründüğü gibi güzel değil. Zahiriyet dünya göründüğü gibi güzel değil. Dünyanın her tarafı evet aydınlık görünüyor ama dünya içi tuzaklarla doludur. Bunu idrak etmeliyiz. Çünkü neden? Ömrümüzden gün gidiyor. Dünya güzelliği bizi kandırıyor.
bizi günahlara itiyor. Benim keyfim keyif olsun. Zengin olayım. Oraya gideyim, ev alayım, oraya gideyim, köşk alayım, buraya gideyim, iş yapayım. Oraya gideyim, seyahat yapayım. Bir baktı ki, evet, o düştü. Sekarat buraya geldi. Ne yapacak adam? Yanında kimse de yok. Yoğun bakımda yahut evinde bir yerde ne yapacak? Acı çekiyor. Hadi bakalım. O günü devamlı beyninde tutmanız gerek. Akılda tutmanız gerek. Nasıl bir insan aç kaldığı zaman ona his geliyor. Ve hemen yemek yemeyi hatırlar, yemeğini yer. Ve susadığı zaman da susama hissi geliyor. Ve hemen suyunu içiyor. Ve uykusu geldiği zaman hemen oku hissi geliyor, uyuyor. Ölüm hissi de devamlı aklında olsun, tutsun. Ölümde kurtuluş yok. İyi ölüm var, kötü ölüm var. Yani ne demek? $4 milyon ne demek? Kolay ölme ilacı bulunamamış. O da yok. Bazı sahabeler herhalde öyle ölümler olmuştur. Öyle acı çekmeden. Öyledir. Değerli kardeşlerim. Çok güzel insanlar. Çok güzel ashabeler geldi gitti. Çok güzel peygamberlerimiz geldi gitti. Tabii hepsi de ölümü tattılar. Ölüm bir kurtuluştur. Hocam bir de bizim çayımız enteresandır. Bazı insanlar iki tane çay içer tamam. Bizimki bir çaydan bitiriyor. Evet. Onun için ben karşıya geçeyim de bir çayımı rahat içeyim, seninle konuşuruz. Onun için kardeşim, ben neydim? Ben size bir batın maneviyatına bir bilgi vereyim. Ben neydim? Geçmişte neydim? Ve neden dünyaya gönderildim? Ve ben şu anda ne yapıyorum? İşte mesele bu. Geldiğim yere gideceğim. Cevap da bu. Neydim? Ben bir ruhaniyettim. Ve sınamak için dünyaya gönderildim. Bedenlendim. Ve bu zahir hayattan sonra geldiğim yere yine de gideceğim. Ama iyi gideyim. İyi gitmenin yolu dörttür. Bu dört tanesi büyük bir servettir. Bu elmastır. Bu zümrüttür. Bu pırlantadır, bu akuttur. Yani o kadar ki insana önemlidir. Nedir? İnsanın içindedir. İnsanın eğer bu dört içini, bütün elementini birleştirirse has bir insan olur. Allah'ın emrine sadık bir kul olur. Nedir? Kalp, ruhaniyet ve tefekkür ve dil. Birlik olmalı. Birlik olduğu zaman İşte güzellik orada başlar. Duygulanırsın. Vicdanın sızlar. Sana aşk gelir. Ruhaniyetin genişlenir. Ve tefekküründe Allah'ın sevgisinden başka düşünce kalmaz. İşte bütün anlam bu. Ve ölüm anı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş. Rahat ölüm erimiş yağda kıl çeker gibidir. Ve o kişi o vefatı yaşar ve ahireti çok parlaktır.
ruhaniyeti bembeyaz nurlu gökyüzüne gider. Helal olsun. Bu dünyada intihamı kazanan insan İslam kardeşime. Tabi İslam'da İslam Allah'ın dinidir. Yüce Allah'ın dinidir. Fakat İslam'ın içinde iyi insanlar var. İslam'ın manası bir batında insan demektir. Doğru mu hocam? Yok. Ne yapalım? Bu videoyu kapatalım. Tekrardan bir daha. Evet.